Abiye bak, baktırsana onları. Abiye baktırsana. Mehmet Hocam. Hocam. İlçe başkanı da baksın. Mehmet Hocam, bana bak. Başkanım, buraya bak. Başkanım, buraya bak. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Evet, kameranın arkasına geçeyim. Değerli üyelerimiz, değerli partililerimiz, dışarıdan gelen misafirlerimiz ve değerli basınımız. Bugünkü arkadaşımız, üyemiz Mehmet Yıldızlar'ın aday adaylığı açıklamasına hoş geldiniz diyorum. Adaylarımız Mehmet Bey'le beraber şu anda 6 oldu. Herhalde burada sonlanır mı, daha gelecek var mı onları bilmiyoruz. Gelene kapımız açıktır. Ben 6 adayımıza da, aday adayımıza da bu yolda başarılar diliyorum. Hak eden kimse o olacak adayımız. Burada partimizin açık görüşü budur. Şimdi fazla da uzatmak istemiyorum. Arkadaşımıza, aday adayımıza sözü bırakıyorum. Değerli dostlar, gönüldaşlarım. Değişik siyasi partilerin temsilcileri. Sevgili başkanım buralardaydı. Mehmet Bey, sesini biraz aç. Tamam, açayım. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, değerli Beşikdüzlüler ve olmazsa olmazlarımız, basınımızın güzide emekçileri, dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu yol zor ve çetrefilli. Ama bir o kadar da keyifli. Hiç kimseyi incitmeden bugüne geldik. Hiç kimseyi incitmeden bugünden sonra da yolumuza devam edeceğiz. Benden önce aday adaylıklarını açıklamış olan Beşikdüzü sevdalılarına bu yolda başarılar diliyorum. Özellikle Ozan Karagöz ve Cahit Erdem arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Bugün beni yalnız bırakmadılar. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Ben Mehmet Yıldızlar olarak 6 yıl önce aday adayı olarak bu kürsüden Beşikdüzlülere seslenmiştim. Ve bazı taahhütlerde bulunmuştum. Bulunduğum o taahhütlerin herhangi birisinde bir eksiklik yapmışsam tam da zamanı yüzüme vurabilirsiniz. Adayımız belli olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi adına adayımızın minibüsüne binerek köy köy dolaştım, partime oy toplamaya çalıştım. O zaman yaptığımız ittifakın mensupları da bize son derece katkı vermişlerdi. O nedenle ben şu anda herhangi bir ittifak söz konusu değil ama bir işbirliğinden söz ediliyor. Ben o işbirliğinin olacağı inancını taşıyorum. Ancak yukarılarda o işbirliği oluşur ya da oluşmaz, ister oluşsun ister oluşmasın, benim sloganım Beşikdüzü ittifakıdır. Başkan oluncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi rozetimi taşıyacağım. Başkan olduktan sonra ay yıldızlı rozetimle Beşikdüzü'nün başkanı olacağım. Hazır. Ve huzur evinin bahçesinde insanların nasıl mutlu bir şekilde oturabileceğini de görüntüleyen
eskizler. Bunlarla birlikte ben şehrin görünür bir yerine bir pankart astım. Pankart da şu diyor: Beşikdüzü'nü halkla birlikte yönetmek için. Bu halkla birlikte yönetmek sözde bir yönetmek olmayacak. Gerçekten halkın sürece katıldığı bir yönetim şekli olacak. Şunu söyleyebilirim. Şu anda Beşikdüzü'nde yaşamakta olduğumuz belediyecilik ya da Vakfı Kebir'de yaşamakta olduğumuz belediyecilik ya da bir başka ilçede yaşamakta olduğumuz belediyeciliği unutun lütfen. Yeni bir anlayış. Nedir bu yeni anlayış? Çıkış yolum şudur. Sevgili Beşikdüzülüler. Sayın Cervadoğlu Fındıklı'da nasıl bir yeni model, kendine özgü bir model oluşturdu ise, Sayın Maçoğlu Tunceli'de nasıl kendine özgü bir model oluşturdu ise, insanların gönlünü fethettilerse ben de kendime özgü bir modeli hayata geçireceğim. Peki nedir bu model? Bir defa mahalle meclislerini mutlaka oluşturacağım. Mahalle meclisleri. Mahalle meclislerinde her siyasi anlayıştan insanlar olacak. Dolayısıyla orada mahalle meclisleri kendi sorunlarını tartışarak ortaya koyacaklar. Artı başka bir şey daha yapacaklar. O sorunların çözüm yolları önerilerini de raporlaştıracaklar. İşte Mehmet Yıldızlar Zemberekli, Zemberek muhtarı ne diyorsa onu yapıyor. Hayır. Muhtarlar kendileri diyecekler, kendileri karar alacaklar. Ben uygulayacağım. Mahallenin 34'ü de benim zembereğimdir. Bunun böyle bilinmesini çok arzu ediyorum. Meclis toplantıları, muhtarlarla yapacağım toplantılar, eğer yapacaksak ihaleler mutlaka ama mutlaka canlı yayınlanacaktır. Her ay sonu belediye bütçesi büyük bir pankarta yazılarak herkesin görebileceği bir yere mutlak surette asılacaktır. Şeffaf olacak. Kendime haftada bir gün işçi günü tanımlayacağım. O gün belediye işçilerim hangi işi yapıyorsa ben de tulumumu giyip onlarla o iş sahasında onların yaptığı işi onlarla birlikte yapacağım.